Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda pompon örgü serimizin 5. ve son modeli olan Laura şapka yapımını anlatıyorum. Modelin sayıları 1 yaşa uygun, ajur ve pompon örgüden oluşuyor. Yapımına arka kısımdan başlıyoruz. Artırarak bu kısımda güzel bir ajur çalışması yapıyoruz. Ardından pompon örgü modelimizi uyguluyoruz. Uç kısımda da farklı güzel bir bile çalışması yapıyoruz. Ense kısmında ilmek toplayarak bu kısmı da ördükten sonra bağcıklarımızı yapıp bu şık modeli tamamlıyoruz. Şimdi yapımına geçelim. Modelde kartopu baby band kullanıyorum. 100 gram 250 metre bir ip. 3,5 numara şişle örüyorum. İpimin renk numarası 1717. 11 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Bir ilmek attım. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi bir sırada ters örgü yapıyoruz. Bir ilmeği arka yüzde bir sıra ters örgü yaptık, ön yüze geçtik. Şimdi ön yüzde modelin kurulumuna başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Şimdi dolayarak 8 ilmek örüyoruz. Bir dola, bir doluyorum, 2 dola, 3 dola, 4 dola, 5 dola, 6 dola, 7 doladım, 8 kalan bir ilmeğimde kenar ilmeğim, bunu da ördüm. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Ön yüze geçtim. Birinci ajur sıramız oluştu. İkinciye geçiyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum. Kenarda her zaman iki ilmeğimizi örüp o şekilde modelin dolamalarına başlıyoruz. Bir doladım. Bir önce artırdığım ilmek ve yanındaki bir ilmek. 2 ilmeğim oluştu. 1 2 ilmek ördüm. Doluyorum. 1 2 doladım. 1 2 doluyorum. 1 2 doladım. 2 ilmek ördüm. Dola 2 ilmek dola. Tekrar 2 doluyorum. 2 ve kenar ilmeğim ördüm, sırayı tamamladım. Arka yüzü örelim. Ön yüzdeyim, 3. sıradayım. İlk ilmeğimi aldım, ikinciyi ördüm, doluyorum. Bir önce dolayıp artırdığım ilmek ile 3 ilmeğim oluştu. 1
2, 3 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. 3 ilmek ördüm. Doluyorum. 3 ilmek dola. 3 ilmek şeklinde sırayı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğini de örüp arka yüzü örelim. Ön yüzde 4. aşur sırasındayım. 2 ilmek ördüm. Doluyorum. Bu kez 4 ilmek örüyorum. Dola. 4 ilmek ör. Dola. 4 ilmek. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüze geçelim. 5. ajur sırası. 2 ilmek ördüm. 1 doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ayrımlarımız ortaya çıktı bu şekilde. Ajur ayrımları. Dolayıp 5 ilmek örerek sırayı tamamlayalım. Arka yüzü örelim. Tekrar ön yüze geçelim. 6. ajur sırasındayız. 1, 2 ilmek ördüm. Tekrar doluyorum. Bu kez 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doluyoruz. 6 ilmek örüyoruz. Ön yüze geçelim. 7. sıra. 2 ilmek ördüm. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Doladım. 7 ilmek. Dola, 7 ilmek ör. Bu şekilde sırayı yine tamamlayalım. Sekizinci ve son artırma ajur sıramız. 2 ilmek ördüm. 1, 2, dolayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek örüyoruz. Dola, 8 ilmek ör. Dola, 8 ilmek şeklinde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Dilim dilim şeklinde ajurlarımız oluştu. İlk ilmeğimi aldım. 1, 2, bir önce artırdığımız ajur ilmeğini de örüyorum. 3, 1 doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğinde yönünü çeviriyorum. Birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Bir önce artırdığımız sıradaki ajur ilmeğini örüyorum. Diğer yanından doluyorum.
2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Arada 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte örüp kesiyorum. Doladım. Bir önceki ajur ilmeğini örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte ördüm. Doladım. Ajur ilmeğini örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği çevirdim. Birlikte örüp kestim. Tekrar doladım. Ajur ilmeğini ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte örüyorum. Tekrar doladım. Ajur ilmeğini ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği çevirip birlikte ördüm. Doluyorum. Ajur ilmeğini örüyorum. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeği çevirdim. Birlikte ördüm. Tekrar doladım. Ajur ilmeğini ördüm. Tekrar doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kestim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte örüp kestim. Doluyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Buradaki dilimlerimizin eksiltme sırasını bir önceki sırada yaptık. Ön yüzde, bu da ikinci sıramız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 1, 2 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeği çeviriyorum. Birlikte örüp kestim. Doladım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. 1, 2 ilmek ördüm. 2 ilmeği de çevirdim. Birlikte ördüm. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Arada 2 ilmek. Kalan 2 ilmeği çevirdim. Birlikte örüp kestim. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüze geçmeden diğer uçtan nasıl yapıyoruz onu da göstermek istiyorum. İlmeklerimi çevirip ördüm. Doluyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. İlmekleri eksilttiğimizde buradaki dilimden kenarda 2 ilmeği kestiğimizde yine dolayıp kenar ilmeklerini örüyoruz. Tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzde 3. sıradayız. İlmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de çeviriyorum. Birlikte örüyorum. Dilimlerde 2 ilmeğimiz kaldı. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan 2 ilmeği de çevirip yine birlikte ördüm. Doladım. 5 ilmek ördüm. Uca kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Son dilimdeyim. Doladım. 2 ilmeğini ördüm birlikte. Kalan 2 ilmeğini de çevirip yine birlikte ördüm. Doluyorum. 3 ilmek örüyorum. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçelim. 4. sıramız ön yüzde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Doluyorum. Dilimimizde kalan 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonuna geldim. Doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Doluyorum. 4 ilmek örüp sıramı tamamladım. Arka yüzü örelim. Dilimlerimizi kapattık. Buradaki modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımlarda birer tane ilmek artıracağız. Bunu da yine ajur şeklinde yapacağız. Bir, iki ilmek ördüm. Bir doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10 ilmek ördüm. 1 doladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar doluyorum. 10 ilmekte bir dolayarak bu şekilde artıralım. Sıra sonuna doğru geldim. Burada 9 ilmek ördüm. Dolayıp artırdığım ilmekten sonra 10 ilmek değildi. Diğer uçta 9 ilmek örüp dolayıp artıralım. 2 ilmek örelim. Şimdi arka yüze geçtim. Tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şişimizde 92 ilmeğimiz var. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak bir altı sıra örelim. Altı sıra ördüm, ön yüzdeyim. Pompon örgü modeline başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmek örelim. Yedinci ilmeğe pomponumuzu yapalım. İlmeğin içerisinden iki zincir çektim. Bir trabzan dolayarak yapıyorum. İlmeğini bir, iki seferde çektim. Kalan ilmeği de tığımda tutuyorum. Tekrar doladım. İlmeği aldım. 1, 2, tığımda tutuyorum. Tekrar. 1, 2
seferde ördüm, tığımda tuttum. Tekrar bir iki sefer örüp tığımda ilmeklerimi tutuyorum. 4 defa trabzan yaptım. Tüm ilmekleri bir seferde örüp bir zincir ile sabitliyorum. Tekrar şişimi aldım. Bonbonları ördüğüm tığımda 2,5 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek örüyoruz. 10. ilmeğe pompon yapıyoruz. Tekrar 2 zincir çektim. İlmeğin içerisine 4 tane trabzan yapıyorum. Ardından hepsini birlikte örüp zincir ile sabitliyorum. İlmeği tekrar şişe aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek örüp 10. ilmeğe pompon yapalım. Bu sırayı bu şekilde ilerletelim. Son pomponu da yaptım. 9 ilmek aralıklı 10. ilmeğe pompon yaparak gelmiştim. Sol şişte 5 ilmeğim kaldı. Bunları da örüp pompon sırasını tamamlıyorum. Ördüğümüz bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane pomponumuz oldu. Şimdi arka yüzde ters, ön yüzde düz örgü yaparak 7 sıra örelim. İkinci pompon sıramızı kaydırarak uygulayacağız. Pompon sırasından sonra 7 sıra ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İkinci pompon sırasına başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki pomponun arasındaki 9 ilmeğin ortasındaki ilmeğe denk gelecek şekilde pomponlarımızı kaydırarak öreceğiz. Pomponumu yapıyorum. Bir ilmek örüp 12. ilmeğe pomponu yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. 10. ilmeğe pompon yapıyorum. Örüp 10. ilmeğe pompon yaparak sıra sonuna doğru gelelim. Son pomponu da yaptım. Diğer uçta da 10 ilmeğim kaldı. Bunları da örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi yine arka yüzde ters, ön yüzde düz örgü yaparak 7 sıra örelim. 7 sırada bir pompon sırasını tekrarlayalım. Bundan sonraki sırada ilk sırada yaptığımız gibi, sonrasındaki sırada da ikinci sırada yaptığımız gibi pompon sırasını uygulayıp devam edelim. Pompon sırasını 2 defa daha uyguladım. Toplamda 4 defa pompon sırası uygulamış olduk. Son sıradan sonra 3 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz sırada
Ön kısımdaki pilenin yapımına başlıyoruz. İlk ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenarda 4. ilmeğin içerisinden bir ördüm. Tekrar bir doluyorum. Bir kez daha aldım. 3, bir doladım. Bir daha ördüm. 4, 5. Bir ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örgü yaptım. 5. ilmekten 1 doladım, 2 ördüm, 3 tekrar doladım, 4 bir daha ördüm, 5. Bir ilmek içerisinden yine 5 ilmek çıkardım. Arada 1, 2, 3, 4 ilmek ters örgü yaptım. 5. ilmekten 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek çıkardım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ters. 5. ilmekten 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkardım. 4 ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. 5. ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 4 ilmek ters örgü yaptım. 1 ilmeğin içerisinden de 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkardım. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Son olarak ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkardım. Bu uçta da 3 ilmeğim kaldı. Bunları da ters örgü yapıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde, ön yüzde ördüğümüz ters ilmekler düz örülüyor. Çıkardığımız ilmekler de ters örgü. Dört ilmeği düz örüyoruz. Arada ördüğümüz 4 ters ilmeği arka yüzde 4 düz örüyoruz. İlmek içerisinden çıkardığımız ilmekleri de 5 ters ilmek olarak örüyoruz. Arka yüz 4 düz 5 ters olarak örülüyor. 4 düz 5 ters. Sırayı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Pile kısmının ikinci sırasında arka yüzde tamamlamış olduk. 3. sıraya geçiyorum. Ters ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Düz ilmeklerimi düz. İlmeğin içerisinden çıkardığımız 5 ilmek ön yüzde düz örgü, arka yüzde ters örgü. Aradaki 4 ters ilmeğimiz de ön yüzde ters örgü, arka yüzde düz örgü. Bu 3. sıramız. 6 sıraya tamamlayalım bu şekilde örerek. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. 6 sıraya örüp tamamladığım ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum.
İlmeklerimizi de şu şekilde kapatıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örerek, düz ilmeklerimizi düz örerek kapatıyoruz. İlmeği ters ördüm. Bir öncekini üzerinden atlattım. İlmeğimi ters ördüm. Diğerini üzerinden atlattım. Düz ilmeklere geçtim. Düz örüyorum. Bir öncekini üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kapatmamızın nedeni buradaki pilenin formunu koruması için. Kapatalım ilmeklerimizi. İlmekleri kapattım. Farklı da bir pile çalışması yapmış olduk. Şimdi bu kısmın dikişini yapıp ense için ilmek toplayacağız. Dikişimizi de İlmek artırdığımız bu kısma kadar yapıyoruz. İpimi bu kısma sabitledim, uç kısma. Bu şekilde ilmeklerin içerisinden geçiyorum. İğneye tüm ilmekleri aldım. Başlangıç ilmeklerimizi. Bu kısmı muntazam bir şekilde toplamış olduk. Dikişimizi yapalım. Dikişimi tamamladım. İlmek çoğalttığımız bu kısma kadar. Son olarak ilmekleri kapatıp ipimi kesmedim. Buradan itibaren ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Kenar kısımlardan bu şekilde ilmeklerimizi toplayalım. Zorlanır iseniz tığ ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım. 46 ilmek çıkardım. Şimdi 46 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz. İlmek çıkardığımız sıra 1. Bu sıra 2, ön yüzde düz örerek 3, arka yüzde yine ters örgü yaparak 4 sıraya tamamlayalım. 4 sıraya tamamladım. Şimdi bir ajur çalışması yapıyoruz bu kısımda. İlk ilmeğimi aldım, ikinciyi ördüm. Bir doluyoruz, iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir dola, iki ilmeği birlikte ör. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 dola 2 ilmeği birlikte ör. Sırayı tamamlayalım. Son olarak 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde yine tüm ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Arka yüz ördüm. Şimdi ön yüzde bir sıra düz. Arka yüzde bir sıra ters örgü yapalım. İki sıra daha ördüm. Şimdi öreceğimiz bu sırada hem bu kısmı bu şekilde ikiye katlayıp birleştireceğiz. Hem de ilmeklerimizi kapatacağız. Bunun için de
İlk ilmeğimi alıyorum. Burada hemen bakıyorum. Bu kenarda da ilk ilmeğimi bu şekilde alıyorum. Şişime geçiriyorum, sol şişime. 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Tekrar bu kısımdan sıradaki ilmeğim bu şekilde belli zaten. Sırayla alıyoruz. İlmeği aldım. Üç ilmeği birlikte örüp kestim. Tekrar sıradaki ilmeği alıyorum. Sol şişe geçiriyorum. Tekrar sağdaki ilmeği de alıyorum. Bu kısımdan bir ilmek daha ekleyip 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar sıradakini alıyorum. Sol şişe aldım. 3 ilmeği birlikte örüp kestim. Tekrar sıradaki ilmeğim. Bu şekilde zaten dediğim gibi çizgimiz görünüyor. 3 ilmek birlikte örüyorum. Tüm ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ensedeki ilmeklerimizi muntazam bir şekilde kapatmış olduk. İpimi kesmedim. Bu kısımdan bağcıkların yapımına başlıyoruz. Son ilmeğim ön yüzden bu kısmı ikiye katladığımız için uç kısımdan ilmeğimi çıkardım. Hemen yan tarafından bir ilmek daha çıkardım. Bu şekilde iki ilmeğim oluştu. Daha önce kanalımda bu bağcık yapımını da göstermiştim. Bir ilmeği soldaki ilmeğimi çıkardım. Sağdakinden bir ilmek çıkardım. Tekrar soldaki ilmeğimi aldım. Onun içerisinden de bir ilmek çıkardım. Tekrar soldakini tığdan çıkardım. Sağdaki ilmeğin içerisinden bir ilmek. Tekrar soldaki ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardım. Soldakini çıkarıyorum. Sağdaki ilmeğimden bir ilmek aldım. Tekrar soldakinden bir ilmek çıkardım. Bu şekilde ilerletelim bağcığımızı birazcık. Kırk santim uzunluğa kadar bağcığımı yaptım. Son olarak iki ilmeği birlikte örüp iki zincir ile iyice sıkıladım. Kesiyorum ipimi. Fazla iplerimizi bağcığın içerisinden gizleyelim. Diğer bağcığa geçelim. Kenar kısmından üst tarafa bu şekilde ilmeğimi geçirdim. Bir zincir ile sabitledim.
yan tarafından batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine aynı şekilde aynı uzunlukta bağcığımızı tamamlayalım. Başlık yapımda tamamlanmış olduğu pompon serimizin son parçasıydı. Diğer modelleri video sonuna ekliyorum. Tıklayarak yapımına ulaşıp set haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.